Ben Erdin Çomaç. Fotoğraf çekmek kolay, hoş geldiniz. Bugün çantamda neler var, neler yok bir onlardan bahsedeceğiz. Öncelikle çantanın kendisinden bahsedelim. Bu Tamrac marka profesyonel serisinin orta boy, omuz askılı bir yan tarafta tutabileceğiniz bir çanta. Bunun gördüğünüz gibi iki tane yan cebi var. Ön tarafta da birazdan göreceğiniz bir çift ön cebi var. Şimdi öncelikle açalım ve çantadakileri görmeye başlayalım. Sevgili dostlar, önce şu kısa Manfrotto uzayabilen ayaklı tripodumu koyayım kenara. Arkasından da arada sırada kullandığım GoPro 6 için olan tripodumu da kenara koyalım. Çantanın içindekiler sırasıyla X-Son'uma bağlı olan 10-24 f4 lensiyle beraber. Bu düzeneği genellikle video çekimlerinde kullanıyorum ve bu şekilde bundan dolayıdır ki 10-24'ü buna bağlı olarak bırakıyorum. Ve bildiğiniz gibi de içeriklerim neredeyse %90'ını bu X-Son ile beraber çekiyorum ve bu lensle beraber çekiyorum. Arada sırada başka lensler de kullanıyorum elbet ama ağırlıklı olarak en çok kullandığım video lensi satın aldıktan sonra 10-24 f4 oldu. Bunu kenara koyalım. Gördüğünüz gibi çantanın içine çok rahatlıkla iki tane kameraya sığdırmış vaziyetteyim. İkinci kameram X-T4. Onun üzerindeki lens de fotoğraf ağırlıklı kullandığım için bu makineyi 16-80 kullanıyorum. 16-80 f4 süratli bir biçimde elime alıp fotoğraf çekebileceğim, hatta zaman zaman videoda çekebileceğim lensler halinde olduğu için zaman zaman değişe değişe bunların ikisini de hem fotoğrafa hem de videoya kullanabiliyorum böylelikle. Bunu da koyalım kenara. Yanımdan hiç ayırmadığım lenslerden bir tanesi sevgili dostlar. 70-300. Her türlü ortamda manzara, özellikle de manzara çekimlerinde çok kullandığım bir lens olduğu için yanımdan ayırmayı hiç sevmiyorum. Her zaman yanımda gezdirdiğim lenslerden bir tanesi. Bunu da şöyle kenara koyalım. İçinde sevgili dostlar ne olur ne olmaza kenarda tuttuğum, küçük bir lens olduğu için rahatlıkla çantada muhafaza edebilecek yer bulabildiğim 15-45. 15-45 de ağırlıklı olarak video çekimleri için kullandığım lenslerden bir tanesi. Bunu da kenara koyalım. Ve çantada sevgili dostlar bir de şöyle küçücük bir ışığım var. Bir LED ışığım var. Godox'un LED 64'ü. İnanın olmadık yerlerde o kadar işinize yarayabiliyor ve o kadar şeyi kurtarabiliyor ki küçük deyip geçmeyin. Işığa her zaman ihtiyacınız olabiliyor. Bunu da aklınızın bir köşesine tutun. Çantanın sağ tarafında ses kayıt aparatlarım var. Zoom'un XH1N'i ve yanında da Rode'un lavalier mikrofonu var. Şu anda kullandığım gibi gördüğünüz gibi. Diğer cebinde sevgili dostlar hem GoPro 6'm var hem de yedek şarjlarım var. Yedek bataryalarım var. Onları da şöyle bir kenara koyalım. En sonda temizlik malzemelerim var. Cam temizleme sıvısı ve bezi. Onun haricinde toz alma fırçam. Bunları mutlaka yanınızda bulundurun. Her zaman silemezsiniz. Bazen basit bir toz almayla da işinizi kurtarabilirsiniz. Şimdi gelelim çantanın ön tarafına. Çantanın ön tarafında sevgili dostlar, önce göreceğiniz gibi aşağı yukarı bütün filtrelerimi taşıyan bir filtre çantam var. Bunun içinde bütün ND, polarize, variable ND filtrelerimin hepsini taşıyabiliyorum rahatlıkla. Onu da şimdilik şöyle bir kenara koyalım. Yanlış yaptık. Şöyle yapacaktık. Evet. Bunu da kenara koyalım. Daha sonra da ön tarafta gördüğünüz gibi şarj cihazlarım var. Bataryalarımı şarj edebilmek için her zaman yanımda bulunduruyorum. Ne olur ne olmaz. Seyahate gidersiniz, edersiniz falan filan. Gerçi seyahat bölümünde neleri alıp almadığımdan da bahsedeceğim size. Bir de tabii olur da
lensinizi ve kameranızı ayrı muhafaza etmek istiyorsanız da şunu mutlaka yanınıza almayı unutmayın. Sevgili dostlar, en sonda da şurada küçük bir bölüm var. Beyaz dengesi kartım var. Onu her zaman yanımda bulundururum. Özellikle video çekimlerinde çok faydasını göreceğiniz aparatlardan bir tanesi. Tabii bulunduğunuz ortamın Kelvin değerini biliyorsanız sorun yok ama her zaman bu değeri yakalayamıyorsunuz. Dolayısıyla da böyle bir şey taşımak her zaman avantajlıdır. Genellikle tripodta kullanırım ya da elde kullanırım ama olur da boynuma asmak ister isem de sevgili dostlar, bu da Peak Design'ın bir boyun askılığı. Bu Peak Design o kadar güzel bir tarafı var ki şu gördüğünüz gibi kameranın kenarlarında bunların aparatları var ve bu aparatları sayesinde anında arzu ettiğiniz gibi çıt bağlıyorsunuz ve rahatlıkla boynunuza asıyorsunuz. Her iki kameramda olduğu için hangisine takarsam takayım çok rahatlıkla taşıyabiliyorum bu şekilde. Buradan da rahatlıkla fotoğrafınızı çekip tekrar bırakabiliyorsunuz. Çantamın içindeki bunlar sevgili dostlar. Şimdi bunu da çıkartalım. Bunu tekrar içine koyalım. Şunu da içine koyalım. Ve çantamızı da kenara alalım. Gördüğünüz gibi sevgili dostlar çantanın içindekiler bunlar. Büyük olmayan bir çantanın içine ne kadar çok şey sığdırabildiğinizi görüyorsunuz. Hepsinde gerekli olduğunu. 4 tane lens, ses aparatları, 2 tane tripod, GoPro, batarya takımı, temizlik seti ve en sonunda da filtre takımı. Bu gördükleriniz, artı tabii şu anda şu cebimdekini de göstereyim size sevgili dostlar. Bu da XH'nin kayıt cihazım. Bu cihaz olmazsa olmaz. Önemli bir cihaz çünkü bu. Bu ses kalitesini başka türlü zor yakalarsınız. Bütün bunları benim içerik çekimlerimde olmazsa olmazım. Ha yok, seyahate giderken hangilerini tercih ediyorum? Şimdi seyahate giderken benim için bir makine yetiyor. Eğer uzun bir seyahate gideceksem XT4'ü tercih ediyorum. O da batarya avantajından dolayı. Yedek bataryalarım da var ama bir bataryayla XT4 ile aşağı yukarı bütün gününüzü çok rahatlıkla geçirebiliyorsunuz. Bataryalarımı alıyorum yedek bataryalarımla beraber. XT4'ümü alıyorum. Mutlak surette eğer tek lens dışarı çıkacaksam o gün genellikle 16'ya 80'i alıyorum. Yok video da çekmeyi hedefliyorsam yanıma mutlaka 10-24'ü de alıyorum. Hatta çok sıkışırsam sadece bu iki lensi alıyorum. Yaptığım tek bir şey var. O boyun askılığına takıyorum. Bir lensin bir tanesini de işte cebime sokuyorum. Ya da hanımın çantasına koyuyorum. Yengenizin çantasına koyuyorum ve çıkıyorum yola. Yok günlük fotoğraf çekimleri için yani uzun seyahate gitmeyeceğim zaman genellikle XSON'u tercih ediyorum. XSON çünkü çok daha hafif. Bir tane yedek batarya yetiyor bununla beraber. Bataryası biliyorsunuz bunun eski tip batarya. Ve elimde de satın aldığım Duracell marka bataryalar da var. 2 tane yedek bataryam da var. Bununla beraber yola çıkıyorum. Ve gerek video çekimlerinde gerek fotoğraf çekimlerinde hiçbir şekilde XT4'ü çoğu zaman aratmıyor yani. Dediğim gibi daha önce video çekimlerinde tek kaçınacağınız nokta floresanlı ortamlar. Çünkü anti-flicker özelliği yok XSON'un. Bunun bilincinde olduktan sonra da ona göre çekimler yaparsınız, olur biter. Yok eğer ki manzara çekmeye böyle uzun yürüyüşlere gideceksem o zaman da tercihim benim şu iki lensten yana oluyor. Yani 16'ya 80 ile 70'e 300 oluyor. 10 milimetrenin manzara çekiminde gerek distorsiyonu gerek açısı bakımından çok fazla detay içerdiği için çok tercih etmiyorum. Bundan dolayıdır ki bunu tercih ediyorum. Sokak çekimleri için ise tam aksine bu sefer 10-24'ü tercih ediyorum. Çünkü dar alanda geniş açı kullanabiliyorsunuz. 24 milimetresiyle de tam bir sokak fotoğraf açısına geliyor. Dolayısıyla 10-24'ü sokak fotoğrafçılığı için tercih ediyorum. Yok portre fotoğrafçılığı içinse şu iki lensi tercih ediyorum. Bunun 80 milimetredeki bokeh gayet güzel. Olmadı daha da güzel, daha da derin bokeh almak istiyorsanız 70-300'ü kullanıyorum.
Video çekimlerinde kullandığım 3 tane lens var. Bunu çok kullanmıyorum çünkü video çekimine çok özel noktalardan ancak 70-300'ü kullanırsınız. Özellikle de 300 milimetredeki video başarısı çok üst düzey olmadığı için video çekimlerini çok tercih etmediğim lenslerden bir tanesi. Ama onun haricinde eğer bunu yanıma almayacaksam ki genellikle almıyorum bunu. Yani çok doğrusunu söylemek gerekirse. Daha ziyade 10-24 ve 16-80 ile yapıyorum. 16-80 eğer ki 10-24'ü fotoğrafta kullanacaksam 16-80'i videoda ya da bunun tam tersini kullanıyorum sevgili dostlar. GoPro'yu nerede kullanıyorum? GoPro'yu birçok yerde kullanabiliyorum. Özellikle aksiyon çekimleri için kullanabiliyorum. Bir takım aparatlarla beraber bunun üstüne yerleştirebilirsiniz. Onun üstüne yerleştirip işte fotoğrafı nasıl çektiğiniz, hangi açıdan çektiğinizi videoya çekebilirsiniz. GoPro gerçekten çok kullanışlı. Yok onun haricinde bunun eğer aparatları varsa göğsünüze de bağlayabiliyorsunuz. Eğer isterseniz kafanıza da bağlayabiliyorsunuz. Çok ilginç. Ha, diyeceksiniz ki neden daha yenisini almadın? Vallahi GoPro 6 hala işim gördüğü için. Yani GoPro 10'u daha henüz almayı düşünmedim. O zamana kadar devam GoPro 6'da. Sevgili dostlar, çantanın içindekiler bunlar. Özellikle içerik çekimleri, dış içerik çekimlerine gittiğim zaman şöyle bir çanta da alıyorum yanıma. Sırtıma asıyorum onu da. Çok büyük bir çanta olmadığını görüyorsunuz zaten. Bunun içinde de neyi taşıyorum? Olmazsa olmazlarımdan ve son zamanlarda çok uzun süredir kullanmıyorum ama son zamanlarda kullanmaya başladığım Zhiyun'un V1S'ini alıyorum. Bu da video çekiminde gerçekten çok kurtaran bir aparat. Eğer ki V1S ile ilgili bir içerik istiyorsanız benden lütfen yorumlara yazın. Şu ana kadar yapmadım çünkü doğrusunu söylemek gerekirse valla şu ana kadar o kadar çok insan yaptı ki bu V1S ile ilgili YouTube'da içerik. Dedim ki bir de ben kafa ütülemeyeyim ama illa ısrarlı iseniz V1S'i ben de bir kere anlatabilirim. Sevgili dostlar, çantamdakiler bunlar. Çantam bu. Gördüğünüz gibi son derece taşınabilir, küçük, pratik, profesyonel ama pratik bir çanta. Zaten crop sensöre geçmenin en büyük avantajlarından bir tanesi form faktörü dediğimiz boyutsal ve ağırsal küçüklükleri. Gördüğünüz gibi 4 tane lens, ışık vesaire vesaire her birçok şeyi sığdırabiliyorsunuz. Halbuki full frame'de yani bunların emsalini bu çantaya sığdırmanız mümkün değil. Çok daha büyüğünü, yani neredeyse iki mislini falan koymak zorundasınız. Çünkü çok daha büyük makineler ve çok daha büyük lensler. Vallahi sevgili dostlar, umarım bu içerik hoşunuza gitmiştir. Beğenme butonunu hak etmiştir. Hala abone değilseniz lütfen abone olun. Ki bu aileyi daha geniş bir aile haline getirelim. Ve bu içerikleri daha geniş bir kitleye yayalım. Şimdilik benim söyleyeceklerim bu kadar. Sağlıkla kalın, huzurla kalın, hoşça kalın. Ben Erdinç Omaç, fotoğraf çekmek kolay, bugünlük de bu kadar.